Dostlar tekrar merhaba. Favre mi, Dalic mi, Marco Silva mı yoksa Shakhtar Donetsk'ten 2 yıllık macerasının ardından ayrılan bir diğer Portekizli teknik direktör Luis Castro mu? Peki Fenerbahçe'nin Aurelio Buta transferine dönük çalışmasında neler oluyor? Kimilerine göre Buta hiç yok ama biz bu konudaki çalışmayı ortaya koyduk ve iddia ettik. Bunlarla da ilgili detayları başta bunlar olmak üzere Fenerbahçe gündemini sizlerle konuşacağız. Hemen şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un kongre üyeleriyle Faruk Ilgaz tesislerinde yaptığı bir sohbette, bir muhabbette ifade ettiği bazı sözler, cümleler medyaya düştü. Neydi o özetle? Başkan demiş ki, iddia o ki, birçok teknik adamla üst düzey görüştük ama birçoğu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Hatta prensipte anlaştığımız isimler de var, isim de var. Gelişmeleri biz de çok yakın bir şekilde takip ediyoruz ve bize göre etik olacak olan tarafı işin şudur. Kongre sonrasında açıklamak yeni teknik direktörü. Genel olarak cümleleri böyle medyaya düşen. Peki prensipte anlaşılan isim Lucien Favre mi? Yoksa Hırvatistan milli takımıyla Euro 2020 sonrası yollarını ayırması beklenen Zlatko Dalic mi ki geçen sezondan da en büyük hedeflerden bir tanesi Zlatko Dalic'ti. Fenerbahçe taraftarının genel olarak sosyal medyada en azından tepki gösterdiğini gördüğümüz, düşündüğüm Marco Silva mı yoksa benim listemde bulunan 3. sıradaki isim olarak gördüğüm Luis Castro mu? Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi arkadaşlar şu Buta meselesiyle bir başlayalım. Fenerbahçe Frey'i Standard Liège'e verdi. Standard Liège'in bu transferinden sonra, özür dilerim, Fenerbahçe Standard Liège'in de istediği Michel Frey'i, İsviçreli oyuncusunu Belçika kulübü Royal Antwerp'e verdi. Royal Antwerp'te biliyorsunuz bir sağ bek oyuncusu var. Portekizli, 24 yaşında Aurelio Buta. Bu işi Fenerbahçe takasla çözmeye dönük bazı hamleler yaptı ama bu iş takasla olmadı. Fenerbahçe yaklaşık 2,5-3 milyon euroluk bir gelirle, bonservisle Michel Frey'i Royal Antwerp'e verdi. Peki Aurelio Buta durumu nedir? Bir kere bu oyuncuyu Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Avrupa'dan başka kulüplerinde istediğini, oyuncunun kulübüyle sadece bir yıllık sözleşmesi kaldığını ifade edelim. Arkadaşlar bakın, Fenerbahçe'nin bu konuda bir çalışması var. İlla olacak olmayacak diyeceğimiz bir noktada değiliz. Hatta size şu kadarını söyleyeyim. Sevgili Alican'a da teşekkür ediyorum. Çok güzel yazmış, paylaşmış. Bakın, Royal Antwerp Aurelio Buta'nın Fenerbahçe'ye ya da bir başka takıma gitmesi ihtimaline karşılık yerine transfer yapıyor arkadaşlar. Royal Antwerp Ostende'nin 22 yaşındaki sağ beki Batalya ile anlaştı. Bu oyuncunun kulübüyle Ostende ile de anlaştı. Dolayısıyla Buta'nın Fenerbahçe'ye transferi gitgide daha da yaklaşıyor. Bunu böyle de değerlendirebilirsiniz. Ha şunu söyleyin, şunu sorabilirsiniz. Aurelio Buta mı yoksa Royal Antwerp'in Buta'nın gitme ihtimaline karşılık yerine transfer etmek üzere olduğu Ostende'nin 22 yaşındaki sağ beki Batalya mı? Oyuncuyla ilgili aldığım bilgilere göre Buta çok daha iyi, çok daha fazla gelecek vadeden bir oyuncu. Anladığım kadarıyla Aurelio Buta bir yıllık sözleşmesi kalmış olmasına rağmen piyasası da yükseldiği için herhalde Belçika'da kalmak istemiyor. En azından Royal Antwerp'te kalmak istemiyor ve sözleşmesini uzatmıyor. Bu nedenle kulübü sezon sonu bedavaya gidecek olan bu oyuncusundan bir şekilde para kazanmak ve bununla birlikte de yerini doldurmak istiyor. İşte Aurelio Buta meselesi bu. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'nin sol bek transferi için düşündüğü isimlerden bir tanesinin Real Madrid'in Brezilyalı milli sağ beki Marcelo olduğunu, bir diğerinin de tabii Van Aanholt olduğunu söylemişti. Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Van Aanholt'un peşinde yine başka kulüpler de var ama şunu söyleyeyim. Van Aanholt'un Türkiye'ye gelmeye ikna edileceğini zannetmiyorum. Van Aanholt yurt dışında muhtemelen kariyerini devam ettirecektir. Bu bilgiyi de sizlere ifade edelim. Ama Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isimler arasında başka isimler de var. Bunlardan bir tanesi de Mesut Özil'in Arsenal'de eski takım arkadaşlarından Bosna Hersekli sol bek Kolasinac. Kolasinac geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık olarak tamamladı. Arsenal bir yıllık sözleşmesi kalan Kolasinac'ı tıpkı bir yıllık sözleşmesi kaldığında bonservissiz ve hatta maaşının bir kısmını vermeyi kabul ederek verdiği Mesut Özil gibi elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'de Almanya'da futbol eğitimini, altyapısını alan, ardından Arsenal'e kadar yükselen ve son kulübü Schalke 04 olan
Bosna Hersekli sol bek Kolasinac'ı transfer etmek istiyor. Bu da Fenerbahçe'nin listesinde olan isimlerden bir tanesi. 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli şu an itibariyle piyasa şartlarında 6-7 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Ama Fenerbahçe bu oyuncuyu tıpkı Mesut Özil'de olduğu gibi Arsenal'le bonservissiz bir şekilde anlaşarak maaşını karşılayarak transfer etmeyi düşünüyor. Yani Fenerbahçe sol bekte, sağ bekte de çok ciddi adımlar atıyor değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Başkan Ali Koç iddia o ki Faruk Ilgaz tesislerinde bir grup kongre üyesiyle bir araya geliyor. Ve orada diyor ki Türkiye'ye kimse gelmek istemiyor. Bugün Milliyet'teki haber bu. Başka kaynaklardan aldığımız haberlere göre de hatta prensipte anlaştığımız isim bile var. Onu da eğer o isim olursa kongre sonrasında açıklayacağız ifadesini kullanıyor. Biliyorsunuz bu hafta sonu Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul var ama genelde burada çoğunluk sağlanamıyor ve bir sonraki haftaya aktarılıyor. Yani gelecek hafta 25-26 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe'de seçim olacak. Başkan Ali Koç aday, Eyüp Bey aday, üçüncü bir aday henüz çıkmadı. Başkanın da tabii daha önce Bielsa seviyesinde bir teknik direktör dedikten sonra konunun Luis Castro'ya, Marco Silva'ya, hatta Dalic'i bile beğenmeyen insanlar var ki ben katılmıyorum. İyi bir teknik adam ama tabii Dalic milli takım özellikli bir teknik adam oldu. Oradan belki eleştirilere katılabilirim ama genel olarak kötü bir teknik adam denmesine Dalic'le ilgili, Zlatko Dalic'le ilgili katılmıyorum. Bu isimlere Bielsa seviyesinden sonra iniliyor olması tabii genel olarak bir tepkiyi doğuruyor. Bu da gayet doğal. Arkadaşlar şimdi işin özünü konuşalım. Fenerbahçe'nin bütün taleplerini aşağı yukarı kabul ettiği isim İsviçreli 63 yaşındaki Alman futbol ekolüne hakim Lucien Favre. Favre'nin bütçesi yüksek, bir kısmını Fenerbahçe, kendi bir kısmını da sponsorluk vasıtasıyla karşılamayı planlıyor. Sevgili Ahmet de bunu paylaştı. Her seferinde kaynak veriyorum ki Ahmet Ercanlar bu konuda yani sponsor kısmını o paylaştı, hakkını teslim edelim. Ama Lucien Favre Fenerbahçe henüz tam olarak evet demiş değil. Çünkü arkadaşlar bakın sizi Fenerbahçe istiyor. Bu sırada Premier Lig'den bir takım istedi. Siz de Fenerbahçe ile henüz imza atmamışsınız. Dolayısıyla Premier Lig'e rotanızı çevirebilirsiniz. Böyle bir durum var ama Fenerbahçe'nin üstünde ısrar ettiği, bence de işi bitirmesi gereken hoca Lucien Favre. Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığını düşündüğüm ilk kısım bilgi, şimdi tahminimi söylüyorum. Prensipte anlaştığını düşündüğüm isim ise geçen sezon başında da Sayın Ali Koç'un çok istediği ama Euro 2020 pandemiden ötürü ertelenip 2021 ertelenince milli takımdan ayrılması iptal olan Zlatko Dalic'in ta kendisi. Ben Dalic'le Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığını fakat Favre ile de görüşmeleri devam ettirdiğini, Favre olmazsa Zlatko Dalic'e kayacağını Fenerbahçe'nin ibresinin rotasının düşünüyorum. Bununla birlikte tabii Fenerbahçe sürprizler olma ihtimaline karşılık tabii ki Luis Castro ile görüşüyor. Tabii ki Marco Silva'nın da adı geçiyor ama ben Marco Silva hamlesinin gerçekleşeceğini Fenerbahçe'de düşünmüyorum. Değerli arkadaşlar, Fenerbahçe'nin artık teknik direktörünü belirlemesi gereken günlere döndük. Tabii Marco Silva olayını bir anda köpürten, sosyal medyada da polemiklere neden olmasına sebep olan konu Brezilya medyası ve Portekiz medyası oldu. Onu da size ifade edeyim. Hatta Zlatko Dalic'in Fenerbahçe'yle anlaştığını iddia eden Portekizli büyük gazeteler, büyük gazeteciler, sosyal medya hesabı sahibi isimler de oldu. Onu da tabii ki ifade edelim. Şimdi tabii şöyle bir bilgi de var. Euro 2020 macerasındaki Zlatko Dalic ve Paulo Sosa'nın da yine adı geçiyor. İhtimalleri güncelliğini tabii koruyor. Fenerbahçe'nin 43 yaşındaki teknik direktör Marco Silva ile masaya oturduğu, Marco Silva ile Rusya'dan CSKA'nın da yine ilgilendiği ifade ediliyor arkadaşlar. Bugün Emre Belezoğlu zaten benden ya bir yaş küçüktür ya da aynı yaştayızdır. 40-41 yaşlarında. Tabii Marco Silva 43 yaşında. Tamam, Olympiakos'ta şampiyon oldu ama bence Olympiakos'taki şampiyonluk çok kriter değil. Tamam, Premier Lig gördü ama Hull City, Everton hep böyle kısa dönemler oldu. Ve Marco Silva'nın Fenerbahçe'de o geniş çalışma zamanını, alanını bulacağını ve bu kadar tecrübeli olduğunu, Fenerbahçe'deki baskıyı kaldıracak tecrübeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Demiyorum ki Marco Silva gelecekse Emre Belezoğlu'nu neden gönderdiniz ama diyeceklerdir. Fenerbahçe'nin burada yapması gereken hamleler bellidir. Elde kalan isimler ışığında bir numara Favre'dir. Umarım Favre olur, olmazsa Zlatko Dalic'tir. Diğer isimler Fenerbahçe'de çok fazla kredi bulamayacaklardır.
ve bu konudaki tartışmalar devam edecektir. Şimdi pazar günü çok önemli bir yayın yapacağız. Öğlen saatlerinde sevgili Can kardeşimle 1959 meselesini, 28 şampiyonluğu, 59 öncesi Fenerbahçe'nin hak ettiği ama henüz verilmeyen şampiyonlukla ilgili durumu, TFF'nin şu anki aldığımız bilgiler ışığındaki tutumunu anlatacağız. Bu arada yine bir konuyla ilgili de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün Ömer abi, Ömer Faruk Ünal bir yazı yazmış. Demiş ki, galiba Serdar Tatlı'nın üzerinde şüphe uyandırmış, Twitter'da bir hesabı var demiş galiba. Serdar Tatlı ile ilgili lehinde bana da cevap veren, benim Serdar Tatlı ile ilgili eleştirilerime cevap veren tweetler atan bir hesap var demiş. Eğer Ömer Faruk Ünal, hakem camiasını çok iyi bilen, ciğerini bilen böyle bir yazı yazdıysa, Serdar Tatlı'nın bir Twitter hesabının veya ona çok yakın belki de ailesinden birisinin bir Twitter hesabının olduğuna dönük şüpheler çok da yanlış olmayacak şüphelerdir. Ben konuyu buradan Fenerbahçe'ye getireceğim. Bakın Sayın Başkan Ali Koç dedi ki, Metin Tokat hakem atamalarında olmamalı dedi, elinde masaya vurdu değil mi? Metin Tokat hala orada. Serdar Tatlı'nın size karşı tutumu ortada. Yayıncı ile sıkıntılar ortada. Teknik direktör hala belli değil. Transferler hala geniş anlamda gidecekler, gelecekler netleşmiş değil. Çok sıkı bir dönem, yeni bir mücadele stratejisi. Bakın sosyal medyada olduğu iddia ediliyor Serdar Tatlı'nın, MHK başkanı. Böyle bir şüphe var. Yeni bir algı strateji yönetimi. Algıya ve saldırılara karşı bir yönetim, yeni geçtiğimiz sezonki gibi değil, belirlenmeli. Bununla birlikte taraftarından eski yöneticilerine vesairesine, camiadaki herkesin bir bütünleşme, bir kenetlenmeye geçmesi lazım ki bunu özellikle her seferinde söylüyorum. Bu camiadaki bütünleşmede, kenetlenmede sorun var arkadaşlar. Onu da yine söylüyorum. Fenerbahçe'yi hayli zor bir sezon bekliyor. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Altını ısrarla çizdiğim konulardan bir tanesi de bu. Tabii önce teknik direktör. Bu arada Sayın Şenol Güneş'in milli takımı maalesef ne skor olarak ne futbol olarak bizleri doyurmuyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Bugün İsviçre maçını kazanmamızla birlikte en iyi 3. gruplarda 4 tane en iyi 3. çıkacak değil mi? 8-9 tane grup var. Olmamızın bir ihtimali daha var. Ama öyle bir ihtimal ki bakın, düştüğümüz duruma bakın. Türkiye İsviçre'yi yenecek. Yetmez. Ukrayna ile Makedonya berabere kalacak. Yetmez. Ukrayna Avusturya'yı yenemeyecek. Yetmez. Makedonya Hollanda'yı yenemeyecek. Yetmez. Hırvatistan Çekya'yı yenemeyecek. Yetmedi. Hırvatistan İskoçya ile berabere kalacak. Bu duruma düşecek bir milli takıma sahip değildik. Daha iyisine sahiptik ve daha iyilerine layıktık. Çok üzücü. Kalın sağlıcakla. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar milli takım. Hepimizin milli takımı. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek olmaya, bu içerikleri duymaya devam etmeye lütfen es geçmeyin. Bizlere destek olun. Yayını da videoyu da beğenirseniz ne ala. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.